Peri yerine ulaşamadı. Onun için sadece 12 peri geldi. Periler beşiğin çevresinde toplandılar. Büyülü değneğim sana güzellik verecek dedi pembe peri. Benim değneğim herkesin seni sevmesi için yumuşak başlılık verecek sana. Ben de zeka veriyorum dedi mavi peri. Ben de incelik veriyorum. Erdemlerin tamamlanması için ben de alçak gönüllülüğü katıyorum. İkiz periler biz de dürüstlük ve cana yakınlık veriyoruz dedi. Öteki periler de sırayla prensese iyilikseverlik, sevimlilik, çalışkanlık ve yüreklilik bağışladılar. Sonuncu olan sarı peri bir an prensese ne bağışlayabileceğini düşündü. Geriye bir tek meraklı olmama erdemi kalmıştı. Tam bağışını yapacaktı ki çağrı almayan siyah peri öfkeyle içeriye doğru geldi ve beşiğe doğru gitti. Benim güzel kızım da uyudu. Ortada yok. Allamya gitmiş olmalı. Ne oldu? Uyudu mu? Uyudu. Az kaldı biliyor musun? Okumayı sökünce bütün masal kitaplarını kendi başına okuyacak. Ay Sadık, yani göz açıp kapayıncaya kadar büyüdü. Düşünsene Çilek okula başladı. Bir de bana sor sen onu. Cem liseye başladı, liseye. Ceren genç kız oluyor. Zaman su gibi akıp geçiyor. Ya bazen Betüş, yani her şeyin nasıl bu kadar hızlı değiştiğine bir türlü aklım ermiyor biliyor musun? Aklın ermediği onların büyümesi mi? Yoksa bizim yaşlanmamız mı? Belki de her ikisi. Sadık, ben bir Ceren'e bakayım. Uzun zamandır tuvalette. Belki bir şeye ihtiyacı vardır. Allah Allah, git bak bakalım. Acaba midesi mi bozuldu? Bakalım. Saattir banyodasın. Ne oldu? Mideni falan mı bozdun yoksa? Yok bir şey. Aa. Bakayım. Yüzün kızarmış senin. Sivilcelerime bakıyordum. Yine ellemişsin. Ceren'cim kaç kere söyledim sana sıkma şunları diye. Mikrop kapacaksın. Zaten bunlarla mikrop gibi görünüyorum. Kendimden nefret ediyorum. Nefret. Aa, Ceren. İçeride oturamıyorum. Korku filmi seyrediyorlar da ondan. Ben de seyretmek istiyorum. Babanı duymadın mı? Çocukların seyretmesi yasakmış. Ben çocuk değilim, periyim. Ben korku filmlerinden korkmam. Demek ki korkutucu bir şey var ki annem peri olmasına rağmen o da korkuyor. Hem peri olsan da çocuksun. Hadi yat uyu artık. Gece yarısı oldu. Hayır, yasak olan filmleri merak ediyorum. Hayır, saçmalama Toprak. Yasak olduğuna göre bir bildikleri vardır. Gitme, bence gitme, sonra ceza alırsın. Sakin ol, kapıdan bakacağım. Nasıl?
nasıl bakacaksın kapıdan? Ay, senin odandan televizyon bile görünmüyor ki. Yoksa... O işi bana bırak. Oo. Şimdi seni görecekler. Tamam tamam, sus mercimek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.